Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda bilgisayarınıza format atmak istediğinizde Windows'u nereye yüklemek istiyorsunuz penceresinde hiçbir sürücü bulunamadı. Depolama sürücüsü edinmek için sürücü yükle tıklayın şeklinde bir uyarı varsa ve bu kısımda herhangi bir disk gözükmüyorsa, yani SSD'niz veya hard diskiniz bu kısımda görünmüyorsa, bu sorunu nasıl çözeceğinizi anlatacağım. Bu sorunun iki çözüm yöntemi var arkadaşlar. Birincisi, BIOS'a giderek Intel VMD'yi devre dışı bırakmanız gerekiyor. İkincisi ise Intel RST, yani Intel Rapid Depolama Teknolojisi sürücüsünü USB'nize yükledikten sonra sürücü yükle kısmından yüklemeniz gerekiyor. Bu iki işlemi yaptığınız zaman burada diskleriniz, yani SSD'niz ve hard diskiniz görünmeye başlayacak. Şimdi ilk yöntemle başlayalım. Hemen bilgisayarımızı yeniden başlatarak BIOS ekranına gidiyoruz. BIOS ekranına gittikten sonra Configuration sekmesine geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bazı bilgisayarlar için bu Advanced Mode şeklinde olacaktır. Bu sekmeye geçiş yaptıktan sonra hemen şurada bulunan Intel VMD Controller seçeneği var. Bunu arkadaşlar Disable olarak değiştirmeniz gerekiyor. Disable şeklinde değiştirdikten sonra F10 tuşuna basıyorum ve Enter yaptığımda bu işlemin kaydedilmiş oluyor. Bu aşamadan sonra disklerimiz, yani hard diskimiz ve SSD'miz görünür hale gelecektir. Şimdi ikinci yöntemi göstereceğim. İkinci yöntemimizde hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir bağlantı bırakacağım. Bu bağlantıdan Intel RST, yani Intel Rapid Depolama Teknolojisi sürücüsünü indirin. İndirdikten sonra üzerini sağ tıklayarak klasöre çıkarttım. Ve çıkarttığınız bu klasörü arkadaşlar format USB belleğinizin içerisine kopyalayın. Koparladıktan sonra bu sayfaya geldiğinizde sürücü yükle seçeneğini seçelim. Ardından göz at diyelim ve buradan USB belleğimizi açalım. Ardından Intel RST sürücüsünü seçtikten sonra tamam diyelim. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Buradan ileri diyelim. Kısa bir süre bekledikten sonra sürücülerimiz, yani disklerimiz görünür hale gelecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Video faydalı olduysa beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.